Tarihe geriye baktığımızda 1993 yılında rahmetli Ebu Feyz Elçi Bey'in yönetiminde bir darbeyle devrilmesinin ardından neler olduğunu da birçok tarihçi, bugün yakın tarihçi yazıyor. Yani meselelerden bir tanesi genel anlamda demokrasi ve insan hakları konusunun Azerbaycan topraklarında nasıl zuhur ettiği bir. İkincisi de, belki bu daha da vahimdir, Azerbaycan'ın başka ülkeler ve özellikle Batı ülkeleri tarafından nasıl görüldüğü konusunu da her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Genel anlamda burada Azerbaycan denince belki de ilk akla gelen Türkler arasında diyebiliriz. Çünkü o konuda da İsveç'teki yaşayan öbür etnik kökenli insanlara pek ulaşabildiğimizi zannetmiyorum ki. Bunun en önemli belirtisi geçen sene bizim partinin tamamıyla bütün milletvekillerinin oy kullandığı ve desteklediği Karabağ meselesiydi. Ve Karabağ'daki de facto, yani statükoyu koruyan ve bizim önerimizde de yazdığımız, anlattığımız meselenin burada fazla yankı bulmaması, sadece sanki olay iki milletvekili arasında seyreden bir tartışma gibi görülmesi konusuydu. O yüzden Eurovision çarkı yarışmasındaki başarı ve ondan sonra olan yarışmanın İsveçli tarafından, Kuzey Afrika kökenli bir İsveçli tarafından galip gelinmesi dolayı Azerbaycan yine dillere dolandı. Fakat gerektiği şekilde de değil, mantıken de bizim ulaşmaya çalıştığımız derin anlayışla da değil. Genel anlamda da buradaki belki de en önemli konu bizim için değişik girişlerden yola çıktığımızda Azerbaycan'da var olan bir muhalefetin istediği gibi işleyememesi ve demokratik anlamda seçimlerde gerçek potansiyelini gösterememesi. Bundan dolayı biz böyle bir imkan tanındığında Sayın İsa Kamberi, değerli beyefendi, Musavat Partisi'nin genel başkanı ve aynı anda da önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın İsa Kamberi, buraya geldiğinde mecliste böyle bir imkan tanıyalım. Buradaki ilgilenen hem vatandaştan insan, kişilere hem de meclis içerisinden ilgilenebilecek olanlara. Bunu kaydedeceğini söylemiştik biz. İnşallah aranızda kaydedilmeden dolayı bir rahatsızlık duyan yoktur. Aşağı yukarı bir vakit olarak biraz geç başladık ama zamanımız var. Bir 40 dakika civarında, 40-45 dakika civarında bir konuşmanız olursa uygun olur. Ondan sonra da bir ara veririz. İkramlar var. O aradan sonra da sorulu cevaplı bölüme geçeriz. Uygun buluyoruz. Partisinin yüceliğini kaybettik ve Avrupa'dan da Türkiye'den de birçok dostlarımız geldiler.
Ermenistan ise o zaman da kabul etmemiş Azerbaycan herhalde tek bir Musavva Meclisi'ni ve savaşlar çıkarmıştı. Galiba iddialar vardı, başka iddialar vardı. Tersim ki aynı hadiseler tekrar oldu. İndi de muhasir dönemde de Azerbaycan'ın Gürcistan arasında çok normal yaptığı ilişkiler var. Hem siyasi, hem iktisadi, hem başka sahalarda emektaşlık var. Ermenistan ise yine de 1918-20 yıllarda olduğu gibi bizim torbaklara gittiği değil, savaş çıkarır, kavimler yaratır ve bu bölgemizde sürgün sabitliğin istikrarının olmasına imkan verir, kavimler devam eder. Biz bu kavimlerin herkesi çünkü biz Azerbaycan olarak özümüzü Avrupa'nın bir ses gibi gördük, Avrupa'nın üyesi yüzü olması dedik, Avrupa İttifakı ve diğer kuruluşlara. En sonunda biz komşularımızla da en iyi ilişkiler istedik, yaşlı nasibetler istedik. Bizim Gürcistan'dan çok yaşlı nasibetlerimiz var. İnanırım gelecekte Ermenistan da topraklarımızdan çıktıktan sonra Karabağ meselesi adaletli bir şekilde hem olduğundan sonra Azerbaycan Karabağ devleti soyunluğu teslim olduğundan sonra Ermenistan'la da bizim tarbağın nasibetlerimiz olabilir. Bizim hiçbir halktan düşmençliğimiz yok bir halk olarak. Biz Avrupa'nın bir ses olmak istesek de biz Rusya ile de İran'la da yaşlı nasibetler istedik. Ama tersim ki Rusya'da da, Rusya'nın İran'da da çok ciddi problemler var. Ve biz Müsavat Partisi olarak Rusya'da ve İran'da da demokrasinin inkişafı istedik gelişmesi. Özellikle İran'da bizim 10 milyonlarla soydaşımız yaşıyor. Ve o soydaşlarımızın Azerbaycan ülkelerinden büyük var orada ciddi şekilde bozulur. Yani bilirsiniz ki İran'da Azerbaycan Türkleri milli azınlık değil de aslında bazen milli çoğunluktur. İran'da Azerbaycan Türklerinin sayı diğer milletlerin hamısından daha çok. Ve bu insanların hükümleri yoktur. Öz dillerinde mektepler, okulları yoktur. Nesli olabilirler, resmi şekilde ispat edebilirler. Öz dilimizden, Türkçemizden. Ona göre de biz İran'da da bir gerçek demokrasinin
anlamda tutuklular hem de dini kesimden. Ve dini kesimden de tutuklananların görüşü olduğu, serbest yurttaşma azaltılığı, söz azaltılığı meselelerine göre tutuklanıyor. Yani bir tutuklu İslam Partisi serdiği çıkış edildi, YouTube'da yayıldı o çıkışını. O çıkışa göre ona ben çok sert konuştum. Ya bir serbest yurttaşma hükümünden istifade etmek istediler, toplamda bir miting, gösteri yapmak istediler, ona göre tutuklandılar. Tutuklananların
zaman da